Selamlar, Alsancak'tayız. Endorfin'de bu hafta scuba diving yani tüplü dalış var. Cypress Dive Shark'la beraber dalacağız. İzleyin, yine çok keyifli bir sualtı programı geliyor. Selamlar, Cypress Dive Shark'tayız. Yanımda en eski eğitmenlerden Erkan hocamız var. Kendisi aynı zamanda benim advance hocam olur. Selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi kısaca hiç bilmeyenler için Cypress Dive Shark nedir, neredesiniz, neler yapıyorsunuz onları kısaca bir anlatalım mı? Tabii. Biz Escape plajındayız. Yavuz Çıkarma plajı. Dalış okulumuz burada. Ne yapıyoruz? Tüplü dalış öğrenmek isteyenlere tüplü dalış öğretiyoruz. Hatta bunu merak edip denemek isteyenler varsa deneme dalışları programımız var, hiç dalmamışlara yönelik. Hem o insanların bir sürü soru işareti oluyor, onları gidermek amaçlı. Hem de suyun altında nefes almanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyoruz. Sonra zaten genelde bu deneme dalışını yapıp kursa devam edip sertifikalı dalgıç oluyor kişiler. O sertifikayla da dünyanın her yerinde dalış yapabiliyorlar. Hangi sertifikayı veriyorsunuz? Biz PEDI, uluslararası PEDI Open Water birinci kurs şeyimiz. PEDI sertifikası veriyoruz. Tüm seviyelerde de bu sertifikayı verebiliyoruz. Yani PEDI Open Water tüplü dalmayı öğrendikten sonra kişi kendini ikinci kursa devam ederek geliştirebiliyor. Evet. İşte kurtarma dalgıcı bölümü var. Daha profesyonel düşünenler için. Dive Master'lık var. Asistan. Eğitmen asistanı, eğitmenlik var. O şekilde herkesin isteğine göre kurslar mevcut. Kaç kişisiniz? Kaç kişilik kadrosu var? Daha doğrusu ben şeyi söyleyeyim. Her geldiğim sene daha da büyüyorsunuz. Şimdi dalış son zamanlarda biraz popüler olmaya başladı aslında. Bir de niye? Yapılabilecek en kolay hobilerden bir tanesi. Çünkü şimdi baktığımızda diğer dağcılık olsun, işte bir yamaç paraşütü olsun, daha zor, hep bir hava beklemek zorundasın, daha dağlara çıkıyorsun, iniyorsun falan, daha meşakkatli. Ama dalış öyle değil, hemen gelip arabasını park edip inip aşağıya. Evet, malzeme almak zorunluluğun yok, kendi malzemen yoksa zaten biz tedarik ediyoruz, hazırlanıp gidip dalıyorsun suyun altında zaten. O sessizlik, meditasyon bir nevi dalış. Aslında sanki böyle yoğun çalışan iş insanları için muhteşem bir terapi değil mi? Evet, zaten bir kere daldıktan sonra kişiler zaten kopamıyorlar. Evet. Çünkü dediğim gibi bir bağımlılık yapıyor. Bu azot, bu dalış, suyun altı, o sakinlik. Zaten bütün bu dalışa başlayanların baktığınızda artık her hayat şekilleri bile değişiyor. Yani seçtikleri tatil beldeleri bile değişmeye başlıyor. Çünkü dalabilecekleri yerler artık gitmeye başlıyorlar. Evet, öyle güzel bir sosyal yanı da var. Harika. Bu arada Erkan Hoca sadece dalış eğitmeni değil, kendisi ödüllü triatlon sporcusu değil mi? Bizim de hobimiz, evet. Hobi olarak evet, triatlon yapıyoruz. Zaten bu sayede de biz dalış okulumuzun bünyesinde de bir böyle koşu grubu oluşturduk geçen sene itibariyle. İşte bu koşmak isteyenler ya da koşmaya başlamak isteyenler için sıfırdan programlar yaptık, düzenledik. Hatta birkaç öğrencimiz bu geçtiğimiz iskele yarışlarına katıldılar. Aralarında kürsü yapanlar bile oldu. Gerçekten mi? Dive Shark ekibinden nedir adı? Bizim Run Shark Dalış Okulu'nun ismi, pardon, Run Shark'o koyduk. Evet. Koşu grubunun ismini. Dive Shark zaten dalış okulunun ismi. Evet. Biri dalış, biri koşu kulübesi diye Türkçesi çevirebiliriz. Çok iyisiniz ya, çok tatlı. Zaten insanları spora çekmek, yani dalış evet başlı başına çok güzel bir hobi, ama onun yanında bir koşmak, bir yürümek, bir bisiklete binmek veya yüzmek, bunlar da hem sağlık açısından hem de çeşitlilik açısından insanları bu işlere bulaştırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi çok alçak gönüllü konuşuyor. Triatlon
Endorfinde benim tek çekemediğim, biliyorsunuz çünkü bir şekilde deniyorum. Onun da komedisini yapıp çekeceğim büyük ihtimalle. Bir anlatsana, tam triatlon nasıl başlıyor, ne kadar sürüyor? Şimdi triatlon sprint ve olimpik olmak üzere iki mesafesi var. Federasyonların düzenlemiş olduğu veya olimpiyatlarda da mesela mesafe triatlon var. Bunlar zaten ilk başlayanlara da tercih edilen sprint mesafeyle başlaması. Sprint mesafede 750 metre yüzüyorsunuz, 25 kilometre bisiklet sürüyorsunuz, 5 kilometre de koşuyorsunuz. Böyle azıcık böyle sakin sakin söyle. Zaten belli bir süre, bunun için antrenman yapmanız lazım. Evet. İşte o bir süre sonra size artık yetmemeye başlıyor. Antrenman dozajınız biraz artıyor. İşte bu olimpik mesafeleri deneyimleyebilirsiniz. Çünkü artık eskiden yoktu ama günümüzde birçok yarış var katılabileceğiniz. Yaptın mı sen olimpiye, denedin mi? Yani olimpik mesafe ilk başladığımda evet sprint de yaptım, olimpik mesafe de yaptım. Sonra yarı mesafe denilen Ironman isminde bir kuruluşun aktivitesi var. Onda da mesafeler biraz daha fazla. Orada da 1900 metre yüzüyorsunuz, 90 kilometre bisiklet, 21 half maraton koşuyorsunuz. Bir de onun bir üstü var, full Ironman. Senin bu kazandığın derece hangisindeydi? Half'taydı benim. Şimdi full Ironman için bu sene çalışmalarımız başladı, devam ediyoruz. Süpersin, tebrik ediyoruz, harika. Bir full Ironman de yapacağız. Ondan sonra ne yapacaksın? Bilmiyorum, işte ondan sonra herhalde PP'ler peşinde koşarsın. Yani hedef. Kalmak olmaz. Evet, bir hedef bulacağız sonra. Çok güzel. Nasıl bir vakit buluyorsun? Şimdi bütün yaz dalıştasın ama senin aynı zamanda bunlar için antrenman yapman gerekmiyor. Evet. İşte o zaten gününü programlayabiliyorsun. Zaten bu tür Ironman yarışlarının, uzun mesafe yarışlarının aslında kattığı insanlara güzel bir şey de, çünkü planlamayı çok düzgün yapabiliyorsun. Genelde ne yapıyoruz? Ben sabah erken kalkıp antrenmanımı yapıp sonra dalışa gidiyorum. Bazen akşamüstü dalışlar bittikten sonra yapıyorum. Haftalık antrenman programına göre onu illaki bir yerlere sıkıştırıyorum. Ve o şekilde devam ediyor. Genelde bu yarışlar kışın mı yapılıyor? Yok, triatlon yarışları yaz sezonu da vardır. Benim katılacağım mesela 21 Eylül'de İtalya'da olacak. Şimdi o süreç içinde de bir antrenman programı çerçevesinde o yarışa hazırlanıyorum. Katılan var mı başka Dive Shark'tan? Dive Shark'tan yok şu an. Ama işte dediğim gibi Orhan Şak'ı kurduk. Şimdi onun içinde koşmalar başladı. Şimdi yüzme ve bisiklete öğrenmek isteyen tabii var. Sürekli soranlar var. Evet. Yavaş yavaş herhalde gelecek seneler içinde sprint mesafelerde de bizden de birileri katılacaktır. Vallahi harikası gerçekten. Ne istiyorsunuz bu Run Shark'a katılmak için? Bir şey istemiyoruz. Yani herkesin katılabileceği, ben katılmak istiyorum diyor. Bir WhatsApp grubumuz var. Oraya dahil ediyoruz. Oradan duyurular yapılıyor. İşte antrenmanlar yapılıyor. Buluşuyoruz. Bazen beraber antrenman yapıyoruz. O şekilde, yani zor bir şey yok. Böyle sakin, rahat, güler bir tipte olduğuna bakmayın. Hocam acayip serttir eğitim verirken, söyleyeyim. Hiçbir yanlışı affetmez. Haklı da, çünkü su altı risk kaldırmıyor. Aynen, suyla şaka olmaz. Sizin ekip mesela ben çok seviyorum. Çünkü durmuyorsunuz. Dalış sezonu bitti diyelim. Gerçi Kıbrıs çok şanslı. Kaç uzun ay? 9 ay, yani 10 ay. 6-7 ay dalış var. Düşünebiliyor musunuz ne kadar güzel? Ama burada kalmıyorlar. Ne yapıyorlar? Kış geldi mi göçmen kuşlar gibi biz de güneşi izleyip doğuya doğru Tayland'a gidiyoruz. Orada bir dalış okulu mu var? Evet, orada dalış okulunda çalışıyorum ben. Eğitmen olarak. Evet. Böylelikle hem kış yaşamamış oluyoruz hem de yaşam mücadelesine devam etmiş oluyoruz. Ve çok güzel turlar düzenliyorsunuz, evet, buradan değil mi? Çünkü benim 13 sene oldu Tayland maceram. Her tarafını çok iyi öğrendik. Çok iyi. Şimdi evet, iki seferdir tur düzenlemeye de başladık dalış okulu olarak. Bu turlar genelde backpack gezme turları aslında, ama içinde tabii dalış da olan tur. Zaten genelde güzel kısmı. İki hafta hem
adalar güzel yerlerini gezdiriyoruz Tayland'ın. Hem de gittiğimiz yerlerde dalış da yapıyoruz. Çünkü tropik su olduğu için buradan çok farklı. Hem dalış hem gezi öyle birleştirdiğimiz 2 haftalık programlarımız var. O da yavaş yavaş işte oturuyor. Herhalde bu sene daha kalabalık gider. Sponsor istiyorum. Ben de gitmek istiyorum. Tayland'a gideyim çekeyim. Gerçekten çok güzel. Programınız da çok güzel. Bunu yaşam biçimi haline getirmeniz de çok güzel. Tam Endorfin'in ideal ekibisiniz. Söyleyeyim size. Endorfinsiz olmuyor zaten. Peki şeyi sorayım. Yeni bir başlamak isteyen, deneme dalışını yapmak isteyen ne yapması lazım? Yani sadece bize ulaşması yeterli. Genelde kişilere uygun olan saatlerde deneme dalışlarını yapıyoruz. Deneme dalışları önce bir briefing veriliyor. Sonra sığ su çalışmaları yapılıyor. Birkaç beceri öğreniyorlar. Sonra beraber eğitmenlerle beraber gezinti yapıyoruz. Bu adanın çevresini genelde dolaşıyoruz. Warm up gibi yani. Yani sertifika dalgıçların warm up rotası, evet. Deneme dalışları için aynı rota, evet. Deneme dalışlarında tabii olay şimdi ilk defa girdiği için daha bir temkinli olmamız gerekiyor, evet. Onlara karşı. O yüzden böyle toplamda 1,5 saat süren bir aktivite bu deneme dalışları. İşin sonunda da dediğim gibi kişi kendi karar verebiliyor. Aa, çok hoşuma gitti bu iş, ben bunu ilerleteyim, sertifikasını alayım diyebiliyor. Evet. Ya da yok bu bana yeter deyip de orada bırakan da olabiliyor. Şimdi bir sürü insan bana dalmak istediğini fakat suyun altında nefes alma, evet, o korkusunda olduğunu söylüyor. Bununla ilgili biraz bilgilendirsene, çünkü ben bunun kolaylıkla yenilebileceğine inanıyorum. Evet, şimdi herkesin o 2 tane korkusu var. Bir köpek balığı, bir de suyun altında nasıl nefes alacağız. Avustralya'da değiliz ya. Burada köpek balığı görürseniz lütfen biz özellikle görmek istiyoruz. Yani köpek balıkları bir zaten tehlikeli değiller, hele dalgıçlar için hiç değiller. Çok gürültülüyüz aşağıda. Zaten kaçıyor hayvanlar. Hani evet. Fotoğraf bile çekemiyorsun. O yüzden onda rahat olmak lazım. Nefes almak da evet herkesin korkulu rüyası, nasıl nefes alacağım. Halbuki burada aldığımızdan çok daha rahat nefes alıyoruz. Çünkü kullandığımız malzemeler zaten size basınçla veriyor havayı. 10 bar, 9 bar bir basınçla, yani yaptığınız en ufak tekme hareketiyle zaten ciğerleriniz çok rahat doluyor. Zaten o deneme dalışını Ömer önermemizin nedeni o. Kişi o kafayı sokup nefes alabildiğini gördüğünde zaten "Aa, bu muymuş?" diyor. Zaten genelde deneme dalışlarından sonraki tepki budur. Çünkü çok komplike düşünüyor insanlar. Halbuki hiç komplike değil. Çok basit. Herkesin yapabileceği bir aktivite. Zaten o kafayı suya sokup nefes aldıktan sonra kişi de görüyor ve çıktığında "Aa, bu muymuş, bunca zaman niye yapmadımışım, kafamı taşlara vurayım" gibi cümleleri duyuyoruz sürekli. Harika. Birkaç travması olan arkadaşım var da özellikle buraya getireceğim gelsinler diye. Bakalım, çok istiyorlar. Şimdi buradaki verilen kursları söyledik, faaliyetlerden bahsettik. Bugünkü rotamız ne olacak? Bugün sabah dalışı, şu anda dalışta, Paradise dediğimiz rife gidildi. Yaklaşık herhalde bir 20-25 dakikaya botu buradan göreceksiniz, evet. Gelecek. İkinci dalışımız da batık olacak bugün. Özel istek var batığa özellikle. Ben de. Özellikle güneyden gelen 2-3 kişi var. Onlar özellikle buradaki batığı istediler. O yüzden bugün öğlen dalışını batık yaptık. Batığa gideceğiz öğlende. Evet. Kaç metre, nasıl? Batığın üst tarafları 22 metrelerden 30'lara kadar düşen bir yer. Evet. Yine içine gireceğiz mi? Yani içine derken kopit zaten açık. Evet. Üstü açık, yanları açık. Kopitten bir geçiş yapıyoruz, evet. Son soru. İnsanlar Kıbrıs'ı bilmeyen, yurt dışından da izleyicileri var Endorfin'in. Ne var bizim su altımızda görülmesi gereken? Bizim su altımızda Akdeniz'in tüm canlılarını gördüğümüz gibi bu son zamanlarda Kızıldeniz'den gelip bize adapte olan bir balon balığı. Balon balıklarından ziyade aslan balıkları, ha, evet. Mesela revaçta şimdi. papağan balıkları geldi. Genelde Kızıldeniz'de gördüğümüz o büyük papağan balıkları burada yoktu onlar. Şimdi bu sene içinde her dalışta görüyoruz, yani papağan balıkları da adapte oldular. Zaten daha önceden gelen trompet dediğimiz trompet balıkları vardı.
Bunlar tabii Akdeniz'in değil ama sonradan dahil olup asker balıkları mesela kırmızı beyaz çizgili balık. Kızıldeniz, Süveyş Kanalı'ndan gelip burada yerleşip adapte olan balıklar. Bizim endemik bir şeyimiz var mı? Nasıl? Endemik, sadece şeye Akdeniz'e ait, ada çevresine ait. Yani zaten Akdeniz, Ege sularının vazgeçilmesi, Orfoz, Laos bunlar zaten var. Bir de şimdi Kıbrıs o konuda biraz daha şanslı Akdeniz havzasında. Çünkü riflerimiz ne kadar da şey olsa tabii daha bir korumaya çalışıyoruz. O yüzden daha bir canlı aslında riflerimiz. Diğer Akdeniz ülkeleriyle karşılaştırırsak mesela Türkiye'nin güney kısmı olsun veya Yunan adaları olsun. Bizim tertemiz. Canlılık şu an daha iyi, oralara göre daha çok şey görüyorsunuz dalışlarınızda. Evet. Ne önlem almak lazım? Bu yani endorfin aynı zamanda çevreye de çok önem veren bir program. Sizin de ne kadar önem verdiğinize özellikle su altı birebir alan. Ne yapsın insanlara bir de buradan hani? Yani zaten her şeyin başı eğitim, bir kere eğitim. Bunu çocuklara ilkokul, anaokulundan öğretilmesi gerekiyor. İşin içine hele çevre giriyorsa. Çünkü maalesef çevreye önem vermeyen bir toplumda yaşıyoruz. Özellikle bizim mesela yaptığımız antrenmanlarda dağlarda koşuyoruz bazen. Yani oraya ne zaman gittin, o çöpü orada ne zaman aynen bıraktın, o çöpü oraya niye attın? Yani anlayamıyoruz. Yani o doğa güzelliğin içinde çöpler, bira şişeleri. Çok ekstra bir çaba ister yani o banyo malzemelerinin, molozlarının. Molozlar, o kadar trekking sahasında ne kadar ta tırmanacak, hangi araçla gittin, nasıl taşıdın, nasıl boşalttın? Aynı şekilde denizler de çöp olarak kullanılıyor. Eline gelen fırlatıyor. Zaten arada biz temizlik yapıyoruz. Evet. Yani o topladığımız aşağıdan her şey. Yani torbasından lastiğine, eskimiş bıçağından eline geçeni atıyor insanlar. Bir kere bunların durması için bu eğitimle olacak bir şeydir. Yani çevreye önem vermemiz lazım. Yaşadığımız yeri sevmemiz lazım ki koruyalım. Ya karettaların mesela birkaç tane şey görmüştüm zamanında. Etrafına plastik sıkışmış ve değişik bir formda büyümüş falan filan. Naylonlar özellikle kaplumbağalar için çok tehlikeli. Çünkü kaplumbağaların besin kaynağı deniz anaları. Evet. Torbalar da suyun altında deniz anası gibi görünüp onlar da deniz anası diye yiyip sonra tabii bağırsaklarında tıkanmalar, boğazında tıkanmalar ve ölümlerine yol açıyor. Aynı şekilde zaten diğer balıklar da aynı şekilde şimdi zaten son dönemde yapılan araştırmalarda görünüyor balıkların besin zinciri değişti. Yani çok plastik ağırlıklı beslenmeye başladı balıklar. Bu da tabii çevre kirliliğinden kaynaklanan bir şey. Yani bu tüm denizler için geçerli. Sırf Akdeniz için değil. Ege, okyanuslar da buna okyanustan dahil. Çıkarılan deniz tuzunda mikropartikül plastik oranı çok yüksekmiş. Evet. Yani dediğim gibi tüm dünyada böyle bir kanayan yara bu. Çok çöp atılıyor denize. Zannediliyor ki deniz onların hepsini yok edecek ama öyle değil işin aslı. Ya o yüzden biz Kıbrıs'ta da bunu korumalıyız. En azından küçük bir adayız aslında baktığınızda. Yani şu denizi korumazsak gelecek nesiller için de hem problem olacak. Bizim için de gelecek nesilde yani. Başka bir soru, sualtı avcılıkla ilgili yasaklar, öyle bir durumlar var mı? Şimdi dalış noktalarında evet avcılık yasak. Çünkü hani amaç zaten bunun bu sporu, bu turizmi geliştirmek, o noktalarda en azından görülebilecek yani, bir şey. Zaten bu avcılığı yapan kişiler lisans almak zorunda. O lisansları aldıkları yerlerde zaten nerelerde avlanıp nerelerde avlanmamaları gerektiği söyleniyor. Umuyoruz insanlara. Yine sağ olsun balıkçı barınakları da bu işte biraz bize yardımcı oluyorlar. Özellikle Lapta'ya yakınız biz. Lapta balıkçı barınağı mesela nerede balık tutulması gerektiği, nerede tutulmaması gerektiği, neresi dalış noktası orada birebir kişilere söyleniyor. O yüzden ama tabii illaki kaçaklar olmuyor mu? Oluyor. Biz de onları görürsek uyarıyoruz bir şekilde. Bu şekilde korumaya çalışıyoruz ama kurallara uyulursa tabii ki hem daha çok canlılık olacak hem daha çok
Ya çöp en büyük problemlerden biri. Biz şeyi bıraktık artık, hani herkes çöpü topluyordu. Artık lütfen çöp çıkartmayalım diye uğraşıyoruz. Evet. Çöp toplama değil, çöp çıkartmayalım diye. İşte olabildiğince plastik kullanımını azaltma falan filan. En tehlikeli ne olabilir dalarken? En tehlikeli. Yok şeyden, niye bu soruyu soruyorum biliyor musun? Çok korkuyorlar işte. Mesela kaplumbağa gördüğünde, işte büyük balık gördüğünde insanlar sanki bizim sularımızda saldırgan balık varmış gibi düşünüyor. Yani şimdi şöyle, tüm suları biz dahil edelim. Bizim sularımızı dahil etmeye gerek yok. Tropik suları da Kızıldeniz'i, işte Tayland'ı, okyanusları, Hint okyanusunu, yani bu bölgelerde de daldık biliyoruz. Yani hiçbir şekilde durup dururken gelip size saldıran bir canlı yok. İnsandan var. Aynen. Yani suyun altında en zararlı aslında baktığınızda biziz. Çünkü iyi bir yüzeylik ayarlayamayıp o yüzyıllar içinde oluşan mercanları çıt kırabiliyorsun. Ne bileyim işte... Kestaneye gidip, kestane gelip sana yapışmıyor. Sen gidip basarsan, ellersen sana zarar geliyor. İşte evet. Balık çok güzeldi deyip ellemeye kalkarsan, seveyim dersen. Hele aslan balığı. Evet, yani özellikle tropik sulardaki balıkların birçoğunda zehir var. Evet. Su altına saygılı olduğumuz süre içinde bize gelebilecek bir tehlike yok. İyi bir yüzerlik, iyi bir eğitim aldıysanız zaten o yüzerliği öğrenmiş oluyorsunuz. Suyun altında ne yapıp ne yapmamanız gerektiğini öğrenmiş oluyorsunuz. Bunları uyguladığınız süre zarfında da zaten hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok teşekkürler. Harikaydın. Çok güzel bilgilendirdik. Teşekkür ben ederiz. Okay, what's your name first? George, my name is George. Hello, George. And how long have you been, sorry, I have to translate, ismi George. How long have you been diving? 35 years. Wow. I started when I was 3 years old. How could you start at 3 years? Just a second. 35 senedir dalıyormuş ama 3 yaşında başladım dedi. Ben de tabii ki nasıl diye sordum. Denise, the next bay. Deniz kızı. There I learned. 60 years ago there. Tamam. 3 yaşında zaten deniz sevdası başlamış. O belli oldu. So what do you say about why people should do scuba diving? For many reasons. First, if you are wife moaning too much, you have to find a quiet area. First. How long have you been married? Me? I used to be married, now I'm not. Okay. But why are you complaining? I talk it for married man. Şey sordum ben. Niçin insanlar dalsın diye, bu arada çok esprili bir insan.
Hani böyle işinden kaçıp da arada böyle kendine ait bir alan yaratmak istersen çok iyi olur dedi. Ben de ne kadardır evlisiniz? Ben evli değilim, boşandım dedi. Neyse ama evliler için çok güzel olabilir diyor. What else? I start diving for photography. I like photos and I'm looking for poor nature. Yeah. You know, in Cyprus, whenever you go to take photos, you pass behind of electricity wires or posts. You know, poor nature must be nothing on the photo who touch human. Yeah. That's why only in diving I found a real nature photo. Lovely. Asıl fotoğraf için, fotoğraf için başlamış dalmaya. Özellikle kuzeyde hiç insan elinin dokunmadığı, yani gerçekten pure neydi ya, hiç dokunulmamış çok güzel bir yerler bulanabiliyorsunuz su altında böyle. O yüzden aslında fotoğrafçılıkla ilgili böyle olduğunu söyledi. Yani aslında fotoğrafı da diverslar için süper. Do you want to add something else as well? No, it's okay. Diving is easier than bicycle. Bisiklet kullanmaktan daha kolaydır diyor dalış yapmak. Okay. Tabii 35 sene sonra ben de aynısını söyleyebilirim. Thank you very much. Pleasure.